Bir maymun ağaçta sallanıyormuş. Birinci sallanmasında 24 metre uzunluğunda bir yay çiziyor. Oh ne hala. Her bir sallanmada bir önceki yayın 1 bölü 2'si uzunluğunda bir yay çiziyormuş. Bunun ne demek olduğunu biraz düşünelim. Ee, bunun maymunun sallandığı sarmaşığın ya da ipin üst kısmı olduğunu düşünelim. Birinci sallanmasında bu arada buraya küçük bir maymun da çizelim. Evet. Birinci sallanmada 24 metrelik bir yay çiziyormuş. Şöyle gösterebilirim. Evet. Bu yayın uzunluğunun 24 metre olduğunu söylüyorlar. İkinci sallanmasında çizeceği yay birinci yayın yarı uzunluğunda imiş. Burası 12 metre olacak. Bundan sonrakinde ise 12'nin yarısı yani 6 metre sallanacak. Evet maymun bu şekilde sallanabiliyormuş öyle değil mi? Hatta eğer bu şekilde ağaçta sallandıysanız bunun buna benzer bir şekilde olacağını siz de biliyor olmalısınız. Peki birinci soruya bakalım. Maymunun eninci sallanmasında çizdiği yayların toplam uzunluğu için bir ifade bulunuz demişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Aslına bakarsanız bunu iki farklı şekilde ifade etmek mümkün. Evet, bu geometrik bir seri olarak ve geometrik bir serinin toplamı olarak ifade edilebilir. Birlikte yapalım. Birinci sallanmasında 24 metrelik bir yay çizeceğini biliyoruz. İkinci sallanmasında, bu arada az önce geometrik seri diyerek aslında size bir ipucu da verdim ama birinci sallanmadaki yayın yarısı kadar bir yay çizecekti, öyle değil mi? Buraya 12 yazabilirim ancak yarısı dedikleri için bunu kullanmak istiyorum. Neden diyecek olursanız, geometrik serimizin ortak oranı bu olacak. Bunu açık bir şekilde göstermek isterim. Ardışık sallanmaların her biri bir öncekinin yarısı olduğuna göre buraya 24 çarpı 1 bölü 2 yazıyorum. Bundan sonraki sallanmada ise bunun yarısı kadar yani 24 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 kadar sallanacak. Bunu 24 çarpı 1 bölü 2'nin karesi olarak da yazabilirim. İlk 3 sallanmada çizeceği yayların toplam uzunluğunu bu ifadeyle bulabiliriz. Buradaki kuvvetin 2 olduğunu fark ettiniz değil mi? Bu ilk n sallanmada 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri n eksi 1'e geleceğimiz anlamına geliyor. İkinci sallanmada yayın uzunluğu 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 de öyle değil mi? 3 sallanmadan sonra kuvvet 2 olduğuna göre n sallanmadan sonra da 1 bölü 2'nin kuvveti evet n eksi 1 olmalı. Daha önce de söylediğim gibi bunu farklı bir şekilde de ifade edebiliriz ve aslında bunun nasıl hesaplanacağını da merak ediyorsanız daha önceki videolarda açıkladığımız hatta ispatladığımız sonlu geometrik seri formülünü kullanacağız. Formülü şuraya yazayım. İlk n terimin toplamı A, A'nın ilk terim olduğunu da hemen ekleyeyim. Bu örnekteki ilk terim de 24. Evet, A eksi A çarpı ortak oran, yani bu örnekte 1 bölü 2 üzeri n. Ben bunu birinci terim eksi, birinci terim çarpı toplama eklemediğimiz ilk terim ya da bundan sonra gelen terim olarak aklımda tutuyorum. Neyse, bir de bölü 1 eksi ortak oran olacak. Bunun farklı şekillerde yazıldığını görmüş olabilirsiniz. Örneğin burayı a parantezine alırsak a çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r diye de ifade edebiliriz. Ve şimdi de bunu kullanarak bunun neye eşit olduğunu hesaplayalım. Eşittir. Formülün bu versiyonunu kullanacağım. Birinci terim 24'tü. 24 çarpı 1 eksi ortak oran yani 1 bölü 2 üzeri n. Ve buradaki de ilk n sallanma dedikleri için, evet n'yi olduğu gibi bırakıyorum. Bölü 1 eksi 1 bölü 2. İfadeyi bu şekilde bırakabilir ya da sadeleştirmeye çalışabiliriz. 1 eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 eder. 24 bölü 1 bölü 2 de 48 eder. Bunları çarpınca da 48 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n elde ederiz. Bunların ikisi de doğru ifadelerdir. Sorunun ikinci bölümünde maymun 25. sallanmasını tamamladığında kat ettiği toplam mesafe kaç metredir diye soruyorlar. Cevabınızı en yakın tam sayıya yuvarlayınız da demişler. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu da kendi kendinize cevaplamaya çalışın. Buradaki ifadeyi kullanabiliriz öyle değil mi? 25 sallanmadan sonra dediklerine göre n'in 25 olduğunu söyleyebiliriz. Yazıyorum 48 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 25. Bu çok ama çok küçük bir sayı. Başka bir deyişle bulacağımız sonucun 48'e çok yakın olacağını söyleyebilirim. Ama yine de hesaplayalım. En yakın tam sayıya da yuvarlayacağımız için hesaplasak daha iyi olur. Evet, hesap makinemi çıkarıyorum. 1 bölü 2'yi 0.5 olarak yazacağım ve bunun üzeri 25. Gördüğünüz gibi çok küçük bir sayı bulduk. Bunu birden çıkarmamız lazım ve bunun negatifini alıp 1 ile toplarsam bu da olur. 1'e çok yakın bir sayı bulduğumuzu görüyorsunuz, değil mi? Tahminimde yanılmadım. Bunu 48 ile çarpalım ve sonucu en yakın tam sayı ya yuvarlayacağız. Evet böylece 48 bulacağız. Yaklaşık olarak 48 metreye eşitmiş. İşte bu kadar.